Haber Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteni de yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da esnaf buluşması programında yaptığı konuşmada yedili masaya yedi kocalı Hürmüz benzetmesi yaptı. Bozdağ, seçim algılarla değil, halkın tertemiz iradesiyle kazanır dedi. Şanlıurfa'da seçim gezilerini sürdüren Adalet Bakanı Bozdağ esnafla birlikte yemekte buluştu. Bakan Bozdağ konuşmasında yedili masada yer alan partiler için yedi kocalı Hürbüz benzetmesi yaptı. İhtiyacımız yok. Öngörülebilir bir Türkiye'ye, önü belli bir Türkiye'ye, 20 yıldır, 21 yıldır devlet yönetiminde başarmış, dünyada Türkiye'yi söz sahibi yapmış bir yönetim var, bir lider var. Nasıl olacağı belli olmayanlara değil, yedi kocalı Hürmüz misali bir yönetim tarzı vaat edenlere değil. Ben yönetemedim genel başkanlarla. Onların da aklı yetmez, iki tane belediye başkanı çağıralım. Belli ki tek başına akılları yetmiyor. Altısı bir araya gelince gene yetmiyor. İki tane de başkanla takviye yapıyorlar. Ne takviye yaparsanız yapın. Dirayetsiz, iradesiz bir anlayışla tecrübe olmadan bu ülkenin ileri gitmesi, daha ileri noktalara taşınması kolay gözükmüyor. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sahip çıkalım diyen Bakan Bozdağ konuşmasını şöyle tamamladı. Gelin Türkiye'miz için, Urfa'mız için hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sahip çıkalım. Trollerin ya da sosyal medyanın yalanlarıyla değil, algılarla değil, seçim halkın tertemiz iradesiyle halk tarafından belirlenir ve kazanılır. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. Genel Başkan Akşener, İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Yetim'in seçim bürosunun açılışına katılırken yaptığı konuşmada hükümete yüklendi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimine sayılı günler kala İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şanlıurfa'ya geldi. İyi Parti Şanlıurfa 1. sıra milletvekili adayı Emin Yetim ve Millet İttifakı'nın adayları tarafından karşılanan Akşener kent merkezine geçti. Burada İyi Parti Şanlıurfa 1. sıra milletvekili adayı Emin Yetim'in Halepli Bahçe'de bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Akşener burada büyük bir coşkuyla karşılandı. Akşener burada toplanan halka hitap etti. Sosyal yardımlar bitecek. Bunlar gelirse sosyal yardımlar bitecek. Hak oradan be yalancı. Şimdi o sosyal yardım denilen şey hakkınız, hakkınız. Hepimizin dergileriyle oluşan ve bir devletin aç kalan vatandaşını doyurduğu, açıkta kalan vatandaşının başına bir çatı koymak zorunda olduğu bir görevdir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçim sonrasına ilişkin şampanyalı veya seccadeli kutlama şeklindeki sözlerine değinen Akşener, Türkiye'nin bir savaşa değil bir seçime gittiğini dile getirerek şöyle konuştu. Biz seçime gidiyoruz, seçime, savaşa değil. Sanki savaşa gidiyormuşuz gibi konuşuluyor. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Allah kabul etsin inşallah. Ben 7 yaşından beri 5 vakit namazında hac bir kadın. Yahu bir seçimi kazandığımızda şampanyayla kutlayacakmışız. Yok yapmayın yapmayın. Yahu namaz kılan bir insan alkolün tadını bilmez, tadını bilmez. Şanlıurfa'nın bir tarım kenti olduğuna vurgu yapan Akşener, bölge çiftçisinin enerji dağıtım şirketi DEDAŞ'la yaşadığı problemlere değindi. Gıdanın olmadığı yerde, gıda güvenliğinin sağlanmadığı yerde bir ülkenin bekası ortadan kalkarmış, güvenliği ortadan kalkarmış. Peki Şanlıurfa, tarım konusunda her türlü teşvikin, her türlü gayretin, her türlü el tutmanın yapılması gereken bir yer değil mi? Atatürk Barajı'nın bitirilip sulamanın bir an evvel yerine getirilmesi, sulama kanallarının ve çiftçinin tarlasının sulanmasının
bir an evvel bitirilmesi gerekmez mi? Ayşe biz bitireceğiz. Nasıl bitireceğiz söyleyin. Türkiye'deki hırsızlığı, yokluğu bitirerek bitireceğiz. Şanlıurfa'da bir öğrenci okul idaresiyle tartıştıktan sonra okula elinde pompalı tüfekle geri döndü. Rastgele ateş açarak 3 kişiyi yaralayan öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da sigara nedeniyle okul idaresiyle tartıştıktan sonra elinde pompalı tüfekle okula rastgele ateş açarak 3 kişiyi yaralayan öğrenci tutuklandı. Olay Şanlıurfa'nın Ulubağ mahallesindeki özel bir lisede yaşandı. Sigarayla girmek istediği okula alınmadığı gerekçesiyle tüfekle okula gidip etrafa rastgele ateş açan 16 yaşındaki İD, müdür yardımcısı, güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Gözaltına alınarak çocuk şube müdürlüğüne götürülen şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında gözaltına alınan İD'nin 28.04.2023 günü Çocuk Şube Müdürlüğümüzce çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Hilvan Cezaevine teslim edilmiştir denildi. Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da trambüslerin sefere başlatılması töreninde konuştu. CHP'ye yüklenen Bozdağ, sormak lazım bu terör örgütleri sizi niye destekliyor dedi. Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce hizmete sunulan trambüslerin sefere başlatılması töreninde açıklamalarda bulundu. Trambüslerin bir yıl süresince ücretsiz olacağını ifade eden Bozdağ, yeni araçların ulaşımda kolaylık sağlayacağını belirtti. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eserlerle, projelerle Türkiye'ye hizmet eden bir lider olduğunu söyledi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını hatırlatan Bozdağ şöyle konuştu. İşte bugün biraz önce haberlere de yansıdı. Orada da görüyoruz ki bir açıklama yaptılar. Emek ve Özgürlük İttifakı. Değil mi? Ne dedi? Biz kamuoyuna Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı açıklıyoruz dediler. Arkasından da herkesi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyoruz diye çağrıda bulundu. Önce aday çıkarmadılar, şimdi de kararlarını açıkladılar. Buradan ben soruyorum. İYİ Parti'ye de, diğerlerine de soruyorum. Terörün gölgesi olan yerde biz olmayız diyordunuz. Gelecek Partisi, Genç Parti, CHP hepsi teröre lanet olsun diyorlar. Peki ben de buradan soruyorum. Kandil'in eli kanlı teröristleri Kılıçdaroğlu'nu destekleme ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan indirme açıklaması yaptı. FETÖ terör örgütü aynı açıklamaları yapıyor. Diğer terör örgütlerin tamamı da aynı açıklamaları yapıyor. Biden zaten başkan olmadan önce benzer açıklamaları yapmıştı. Şimdi AB'nin bazı ülkeleri de bu konuda açıklamalar yapıyor. Hatta bazı basın yayın organları eli kalem tutan, ağzı laf yapan, muhalefet edecek elemanlar için ilan verdiler, eleman aldılar. Şimdi de HDP, Yeşil Sol Parti ve diğer Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde olan herkes diyor ki biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. O zaman sormak bizim hakkımız değil mi? Bu terör örgütleri sizi niye destekliyor? Konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın idari hizmet binasının açılışını yapan Bozdağ, sefere başlatılan trambüsü sürdü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen sıfır karbon emisyonu, enerji tasarrufu ve batarya sistemiyle
günlük 95 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip Trambüs, Şanlıurfa'da vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, trambüslerin bir yıl ücretsiz olacağını söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen Türkiye'nin ilk yerli yüksek teknoloji bataryalı trambüsü Şanlıurfa sokaklarında hizmete başladı. Tarihi çarşıların yer aldığı Haşimiye, Balıklı Göl ve Atatürk Bulvarı üzerinde sefer düzenleyecek olan trambüsler ikinci toplama merkezinden hareket edecek. 63 ring hattında hizmet veren körüklü otobüslerin yerini trambüsler aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'ya kazandırılan trambüsler ve ulaşım hizmetleri daire başkanlığının ek hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Şanlıurfa'da yapılan hizmet ve yatırımlardan da bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, zor denilen her projenin üstesinden geldiklerini kaydetti ve Şanlıurfa için müjdeyi verdi. Doğrudan sizlere dokunacak bir müjde. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Lafa bakmayacağız. Trambüslerimizin 6 tanesi geldi, 4 tanesi kağıt içerisinde gelecek, diğer araçlarla destekleyeceğiz. Ama nasıl yapacağız? Bugünden itibaren ring hattında, 63 hattında trambüslerimiz bir yıl boyunca bedava olacak. Urfa şahlanacak, Türkiye şahlanacak. Kimse yalanla, dolanla, algıyla, iftirayla bu şahlanışın önünde duramayacak. İşte hizmet halka böyle yapılır. Daha da çalışmalarımız inşallah 14 Mayıs'tan sonra ve evvelsinde göreceksiniz. Şahlanış dönemini beraber yaşayacağız. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'sa modern, hızlı, çevreci ve konforlu araçların Şanlıurfa'ya hayırlı olması dileğinde bulundu. Elimize gerek ulusal gerekse uluslararası turizmde ivme kazandığını görebilmekteyiz. Dolayısıyla modern ulaşım var, hem çevreci, hem modern, hem konforlu, hem de hızlı. Bu araçlarımızın şehrimizle tanışması, vatandaşımıza da hizmet etmesi çok önemsiyoruz. Çok değerli bir hizmettir. Hayırlı olsun, bereketli olsun diyorum. Değerli başkanımız Ekmin'e teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Beyazgül'ü çalışmalarından dolayı tebrik etti. Şimdi trambüsü biraz sonra yollara inşallah salıvereceğiz. Başkanım izah etti ama 6 trambüs şimdi bugün sefere koyuyoruz. 6'sı da yakın bir zamanda gelecek ve bunlar Şanlıurfa halkının şehir içi ulaşımında önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Tabii öte yandan bir yıl süreyle bunun ücretsiz olması da son derece kıymetlidir. Ücretsiz yapıldığından dolayı da değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan dualarla trambüsler sefere çıktı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ trambüse binerek direksiyon başına geçti. Sıfır karbon emisyonu, enerji tasarrufu ve bataryalı bir sisteme sahip olma özelliği olan trambüsler 160 kişinin seyahat edebileceği şekilde tasarlandı. Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak için Şanlıurfa Kadınlar Seçim Bürosu'nun açılışı yapıldı. Aday Bucak, kadınlarımıza her zaman destek vereceğiz dedi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı olan Mustafa Hakkı Bucak'a bölgede destekler her geçen gün daha da artıyor. Yoğun tempoda seçim çalışmalarını sürdüren Bucak, Şanlıurfa Karaköprü'de kadınlara yönelik seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak, yoğun talep üzerine Siverek'te kadınlara yönelik seçim bürosu açılışını yapmıştık, ancak gelen talepler üzerine Şanlıurfa'da açtıklarını söyledi. Biz kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Kadınlarımızın sorunlarını biliyoruz. Elimizden geldikçe bunlara çözüm üreteceğimize de söz veriyoruz. Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak bir süre kadınlarla sohbet ettikten sonra seçim bürosundan ayrıldı. Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yıllardır kapalı olan ünitelere uzman doktor ataması yapıldı.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Profesör Doktor Abdurrahim Dusağ'ın girişimleri sonrası sevindiren bu gelişmenin ardından vatandaşlar tedavi olmak için artık başka şehirlere gitmeyecek. Sağlık alanında vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Profesör Doktor Abdurrahim Dusağ, Tıp Fakültesinin kapalı olan bölümleriyle ilgili Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Tahir Güllüoğlu'yla bir araya geldi. Adalet Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili adayı Bekir Bozdağ'la eksik olan üniteler ve hekim kadrolarıyla yaptığı görüşmeler netice verdi. İlk günden itibaren sağlık konusunda olduğumuz için sağlık ile ilgili çalışmalara ihtiyaçlarımızı biz vurgulayarak geliyoruz. Bütün bölgedeki doktor ihtiyaçlarımızı ilk günden itibaren gündemde tutuyoruz. Adalet Bakanımız bu konuda çok hassas. Kendisi ilk çalışma toplantısında bunları ifade ettik. Yani Sağlık Bakanlığımız da dediğim gibi yakın temas içerisinde oldu. Sağlık Bakanımıza da buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Sesimize kulak verdi. Oldukça güçlü bir kadroyu bize yönlendirmiş oldu. Bu bağlamda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgenin sağlık merkezi olabilmesi için girişimlerde bulunan Profesör Doktor Abdurrahim Dusağ'ın girişimleri sonucu yıllardır Şanlıurfa'nın ihtiyacı olan nefroloji, çocuk yoğun bakım ve erişkin yoğun bakım üniteleri açılıyor. Ayrıca Dusağ'ın girişimleriyle Şanlıurfa'ya 50 uzman hekim ataması da yapılırken Şanlıurfa'nın sağlık sektöründe hak ettiği yere gelmesi için büyük özveri de bulunuyor. Profesör Doktor Dusağ, sağlık sektöründe Şanlıurfalıların başka şehirlere gitmeyeceğinin altını çizdi. Hastaneler de dahil olmak üzere 50 kişilik bir uzman kadrosu bize yönlendirdiler. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un sözünü verdiği bir proje daha tamamlandı. Kısa süre önce yapımına başlanan fabrikada çalışmalar tamamlandı ve yatırımcıya tahsis edilen binada üretim başladı. Önümüzdeki günlerde resmi açılış töreni yapılacak fabrika binasında bir yandan işçiler harıl harıl çalışırken diğer yandan da yeni siparişler alınıyor. Şanlıurfa'nın sosyoekonomik bakımından en dezavantajlı ilçesi Eyyubiye'de üretim ve istihdam olanaklarını artırmak, yatırımcıları teşvik etmek amacıyla Eyyubiye Belediyesi tarafından organize sanayi bölgesinde yapımı tamamlanan fabrika binası Şanlıurfa'da daha önce küçük bir alanda üretim yapan işletmeciye tahsis edildi. Fabrika binasının tahsis edilmesiyle kapasitesini artıran ve yeni personel istihdamı sağlayan yatırımcı Bedirhan Kaplan, tek vardiya halindeki çalışmalarında şu anda 210 kişinin istihdam edildiğini ve bu sayıyı yakın zamanda 300 kişiye kadar çıkaracaklarını belirtti. Belediye başkanımıza, Eyyubiye Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Böyle bir yer bize istihdam ettiğinden dolayı şu an yaklaşık 210 personelimiz var. İnşallah 50-60 kişiden 250-300 kişiye dahil burada insanlar iş istihdamı sağlayacak. Ondan dolayı bu projesi imza atan Eyyubiye Belediye Başkanımıza özellikle çok çok teşekkür ederiz. Şöyle bir avantaj, en azından geniş bir alan, daha fazla insanlar istihdam edebiliyoruz, daha çok müşterilere biz hitap edebiliyoruz, daha fazla iş çekebiliyoruz, en azından daha fazla sipariş alabiliyoruz. Bu tarz şeylere çok büyük faydası olur bizim için. İstihdamı sağladığından dolayı Urfa için, Urfa insanları için bu tarz projeler lazım. Eyyubiye Belediyesi'nin inşa ettiği fabrika binasında çalışan ve büyük çoğunluğu Eyyubiye'de yaşayan işçiler de hem işverenlerine hem de Eyyubiye Belediyesi'ne teşekkür etti. Benim adım İbrahim Ali Görmez. Bu tekstil sektöründe yeniyim. Yaklaşık 1,5-2 yıl boşta kaldım. Öncelikle Eyyubiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kuş'a bu fabrikayı bizlere kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Yeni mesleğimizde mutluyuz. Çok şükür yani evimize ekmek götürebiliyoruz. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ya ben hayatımda ilk defa çalışıyorum da yani hem kendime katkım oluyor hem aileme de katkı oluyor. Mehmet Kuş'a bize güzel fırsatı sunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Çok yüksek standartlarda çalışma ve üretim yapılmasına imkan sağlayacak şekilde inşa edilen fabrika binasının açılış töreni önümüzdeki günlerde yapılacak.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdülkadir Emin Önen Eyyubi ilçesinde ev toplantısı ve seçim bürosuna vatandaşlarla bir araya geldi. Aday Önen, AK Parti davasına gönül veren herkesin 14 Mayıs'a kadar milletvekili adayı gibi çalışmasını istedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Önen seçim çalışmaları kapsamında Alet ve Arhan ailesinin ev toplantısına katıldı. Toplantıda aile mensuplarıyla sohbet eden Emin Önen 14 Mayıs seçimlerinin önemini aktardı. Alet ve Arhan ailesi ise AK Parti'ye ve Emin Önen'e tam destek verdiklerini kaydetti. Emin Önen gün içindeki ziyaretlerinin ardından seçim bürosunda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Emin Önen'in seçim ofisini AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İlhami Günbey'i, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İlçe Başkanı Sait Ağan, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğolla, Bayuk ve Bayran ailesi de ziyaret etti. Emin Önen herkesin bir milletvekili adayı gibi çalışması gerektiğinin altını çizdi. İnşallah hep birlikte 14 Mayıs'ta 14 için hedefimiz bu. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise Emin Önen'in Şanlıurfa için başarılı işler yapmaya devam edeceğine inandığını söyledi. Kıymetli Emin Önen Vekilimiz iki dönem zaten milletvekilliği yapmış. Başarılı bir şahsiyet olmasından dolayı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni 5,5 yıl boyunca Çin'de büyükelçi olarak temsil etmiş biri. Öncelikle yaptıkları inşallah 14 Mayıs'tan sonra yapacaklarının teminatıdır. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşsa şöyle konuştu. Cumhurbaşkanımızın Emin abiyi Şanlıurfa'ya vermesi gerçekten bizim için gurur verici, onur verici ve büyük bir şans. Profesyonel gelme bir abimiz. İnanıyorum ki özellikle bizim bu dönem içerisinde çok ciddi katkısı olacaktır Şanlıurfa'ya. Ben şimdiden kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Tamam mı? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mehmet İlhami Günbey'i seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlar da bir araya geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mehmet İlhami Günbey'i seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan hastaları ve yakınları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunan Günbey'i kent merkezinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen çeşitli programlara da katıldı. Günbey'i beraberindeki AK Parti teşkilatı üyeleriyle birlikte Toptağı ve Yakubiye mahallelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek dua ve desteklerini istedi. Vatandaşımızın sıkıntı sorunlarıyla ilgili noktalarımızı çözümü konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Sahada gördüğümüz şu, vatandaşımızın gerek partimize gerek Cumhurbaşkanımıza teveccühlere çok inşallah Allah'ın izniyle ayın 14 Mayıs günü Karaköprü Belediyesi İstanbul'da düzenlenen Teknofest 2023'ü açtığı standla katılım gösterdi. Düzenlenen etkinlikler ve ada robota ziyaretçiler oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen Teknofest 2023 İstanbul Havalimanı'nda başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'e Karaköprü Belediyesi de katılım göstererek stand açtı. Karaköprü Belediyesi tarafından açılan standta çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla festival havası ziyaretçilere yaşatılıyor. Kahoot bilgi yarışması, robotlarla balon patlatma etkinliği, ahşap maket uçaklarının kurulumu gibi etkinliklere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken yarışmalar sonucunda kazananlara çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Karaköprü Belediyesi'nin sosyal robotu Adaysa festivalde dansları ve konuşmalarıyla özellikle çocukların ilgi odağı haline geldi. Evet.
standı ziyaret eden vatandaşlara Karaköprü hakkında kısa bir tanıtım da yapılırken, özellikle ilçeye kazandırılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi ile ilgili bilgilendirme yapılıyor. 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Teknofest 2023 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri 14 Mayıs seçimi öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili ve adayı Cevheri, Şanlıurfalıların her zaman olduğu gibi AK Parti'nin yanında duracağını belirtti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri seçim çalışmaları kapsamında bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlardan 14 Mayıs genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istedi. Bize oyuncular verirsen daha çok kaybolur. Saha çalışmasının ardından Sağlık Sen'in düzenlediği programa katılan Cevheri, hiçbir gücün Şanlıurfa'nın kalesini yıkamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ve önderliler liderinde Türkiye'de bir devrim yaratmıştır. Türkiye'yi savunma sanayinde birinci yere çıkartmıştır. Birçok alanda biz dünyanın beş arasına girdik. Pandemiye ve depremlere rağmen Türkiye'de hiçbir zaman biz vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmedik. Bölgede Türkiye'yi lider yaptık. Bugün bir başarı kazanıldığından isteniyor. Tezahürat değil, ABD'si, Avrupa devletleri, İsrail'i, Gandhi'li, FETÖ'sü, PKK'sı ve 6-6-1'in hepsinin Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Ziyaretlerinde Cevheri'ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaytan eşlik etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Kaçar'ın seçim irtibat bürosu açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Kaçar seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmalarını kırsal mahallelerde bulunan kanaat önderleri ve mahalle muhtarlarından aldığı destekle sürdüren milletvekili adayı Mahmut Kaçar'ın seçim bürosu açılışına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti 28. dönem milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta konuşan AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu şöyle konuştu. Burada görüyorum şu kararlı gözleri, şu coşkulu insanları görüyorum. Elhamdülillah 14 Mayıs'tan itibaren bu hizmet kervanı yoluna devam edecek. Türkiye yoluna devam edecek. Durmak yok, yola devam diyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. AK Parti milletvekili adayı Mahmut Kaçar'sa konuşmasında ana muhalefete yüklendi. Girmesi için yasa teklifi verdiği, bizim çıkardığımız yasayı anayasaya götüren rahmetli Erbakan Hoca'nın alma törenlerine katılı hale geldi. Bu artık yetkinin millette olduğu başka odaklarda yönetimi elde edemeyecekleri geldikleri noktayla alakalıdır. Evet çok şey yaptık ama en önemli şey artık bu memlekette son söz milletindir ve millet ne derse o olur. Açılışta söz alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Ankara'da Cumhurbaşkanı, parlamentoda da salt çoğunlukla daha güçlü bir hale getirmek istediklerini belirtti. Ankara'da Cumhurbaşkanımızı parlamentoda da yalnız bırakmayarak onu parlamentoda da salt çoğunlukla daha güçlü bir hale getirelim. Allah'ın izniyle seçim birinci turda bitecek, parlamentoda salt çoğunluk bu kadronun elinde olacak. Benim sizden isteğim Cumhurbaşkanımızın yanına girerken bizim elimizi doğru gönderin. Biz Yurfa'yı arkanıza geldik, aldık, sandıkları patlattık, şu kadar vekille huzuruna geldik. Diyelim ki oradan payınız daha güçlü olsun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'nda çocuklarla birlikte animasyon filmi izledi. Başkan Beyazgül, sinemanın asıl sahiplerinin çocuklar olduğunu söyledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hizmete açıldığı günden bu yana çocukların yoğun ilgi gösterdiği Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'ndaki programa katılarak çocuklara sürpriz yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü sinema salonunda gören çocuklar büyük bir sevinç yaşadı. Hoş geldiniz. Peki sevdiniz mi? Başkan Beyazgül sloganıyla salona giren Başkan Beyazgül çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Beyazgül çocuklarla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa serisinin 3. sinema filmi olan Galaktik Tayfa animasyon filmini izledi. Farklı etkinlik ve sinema filmleriyle Şanlıurfalı çocukların sinema filmi izleme fırsatını bulduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sinemanın asıl sahibinin çocuklar olduğunu söyledi. Burası kimin biliyor musunuz? Sizin. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdülkadir Emin Önen tarafından gerçekleştirilen Gelecek Gençlikte Fikirler Gençlerde buluşmasına gençler yoğun ilgi gösterdi. Tam olarak böyle hayata tam atılmadan o hazırlık kısmında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdülkadir Emin Önen gerçekleştirdiği Gelecek Gençlikte Fikirler Gençlerde buluşmasında gençlere deneyimlerini anlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezinde düzenlenen buluşmaya yüzlerce genç katıldı. Gençlere altın değerinde fikirler ve geleceğe yönelik bakış açısını deklare eden Önen, başarının sırrının çok çalışmak ve kitap okuyarak dünyayı bilmekte olduğunu belirtti. Şu an her birimizin elinde, hepimizin elinde olması gereken önemli bir şey ibaret. İlk olarak gençlere hayat hikayesini anlatan Önen, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Önen 5 veya 10 kitap dahi olsa herkesin evinde bir kütüphane oluşturması, düzenli olarak kitap okuması gerektiğini belirtti. Bir gün Urfa'nın kültürüyle alakalı bir tanıtım, bir gün yatırım noktasında Urfa'ya yatırımcı nasıl çekeriz? Bunlarla alakalı her zaman bir çaba, her zaman bir çalışma içinde olduk. Bunlardan bir tanesi yine özellikle Türkiye'nin tanıtımıyla alakalı Göbekli Tepe'yi çok ön plana çıkardık. Peygamberler şehri olma vasfını çok ön plana çıkardı. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber 2 sene boyunca onun yanında birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Hakikaten Cumhurbaşkanımıza yakın çalışmak çok değerli, çok önemli. Çünkü onun tecrübeleri bizim için okul gibi adeta. Onun yaptıkları, onun toplantılardaki duruşu, söyledikleri, özel sohbetleri, bunlar bize hakikaten çok büyük mesafeler kazandırdı. İngilizce dışında artık en az bir dil daha öğrenilmesi gerektiğini anlatan Önen, gençlere Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı dönemindeki tecrübelerini anlattı. Emin Önen, gençlik buluşmasının soru-cevap kısmındaysa gençlerin fikirlerini, önerilerini ve taleplerini dinledi. Gençlerden gelen taleplerin çözümü noktasında gerekli girişimleri yapacağını belirten Önen, gençlik buluşmalarını düzenli olarak gerçekleştireceğinin altını çizdi. Bence Urfa'ya bu Rami Kütüphanesi gibi bir büyük kütüphaneyi kazandırmamız lazım. İçinde konferans salonunun olduğu, içinde sınırsız internetin olduğu, çay çorba servisinin olduğu bir internet bir kütüphanenin olması bence çok önemli. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Dusak Sivelikli kadınlarla bir araya geldi. Aday Dusak her zaman Şanlıurfalıların emrinde olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarının başlamasıyla birlikte kırsal ve merkez mahallelerde gece gündüz demeden Şanlıurfalılarla bir araya gelen Dusak, gittiği her yerde büyük bir coşku ve yoğun bir kalabalıkla karşılanıyor. İlk olarak Siverek esnafını ziyaret eden milletvekili adayı Dusak, Siverekli kadınlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Buradaki talepleri alan Dusak, Siverek kırsalına geçerek gecenin geç saatlerine kadar ev ziyaretlerini sürdürdü. 14 Mayıs genel seçimlerinde destek isteyen Dusak'a ziyaretlerinde Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da eşlik etti.
Türkiye'nin 20.4 yaş ortalamasıyla en genç şehri olma özelliği taşıyan Şanlıurfa'da sporla yetişen bir gençlik için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor faaliyetleriyle iç içe olmalarını sağlıyor. Gel yanıma gel. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı himayelerinde gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır düsturuyla gençlerin spor alanında kendilerini geliştirmesi için yatırımlar sürüyor. Şanlıurfa'da gençler için açık ve kapalı yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, tenis dünyası ve futbol dünyası gibi birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, futbol oyun dünyasında geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Gençlik merkezi ve semt sahalarında bulunan Maşuk, Ahmet Yesevi, Futbol Dünyası, GAP 2 ve TOKİ'de olmak üzere toplamda 5 sahada beden eğitimi mezunları ve eski profesyonel futbolcu hocalar tarafından temel futbol eğitimi veriliyor. Oğlum 2013 doğumlu. Büyükşehir Belediyesi Spor'un altyapısına geliyor. Kaleci departmanı olarak ünlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi Spor'un gerçekten yaptığı bu çalışmadan dolayı biz çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma. En azından bütün gençlerimizi burada topluyor. Ve bu zor olan bir süreçte bütün gençleri bir toplamak kolay bir iş değil. Ve Büyükşehir Belediye adına da biz burada yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evleri hasar gören Mert ve Hüseyin Cünlük kardeşler de Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Beyazgül'e kendilerine sağladığı imkanlardan ötürü teşekkür eden Cünlük kardeşler, futbol dünyasındaki yaklaşık 500 gençle birlikte her gün düzenli olarak antrenmanlara katılıyor. Ben Hatay'dan geldim. Adım Mert, soyadım Cünlük. Burada Urfa Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş olduğu imkanlarla burada top oynuyoruz. Bize forma verdiler. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyoruz. Evet, depremden dolayı Urfa'ya geldik. Artık burada kalacağız. Merhaba, benim ismim Hüseyin Cünlük. Ben Hatay'dan geldim. Hatay'dan depremzede olarak geldik. Bize bütün imkanları sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Ben de buraya abimle birlikte geliyorum. Bu haberle birlikte haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.